Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler, Nisan 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz, öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet efendim, 20 Nisan'a kadar Güneş, Venüs ve Merkür, üçü de efendim 7. evinizde Koç burcunda olacak. Demek ki 20'sine kadar odağınız tamamen ikili ilişkilerde. Evliyseniz eşinizde, aşk hayatınız varsa aşk hayatınızda, ticari ortaklıklarınız varsa ortaklıklarda, ticari ilişkilerinizde, davalarınız varsa davalarınızda. Yani orada müthiş bir konsantrasyon var. İletişim yoğun, ayın 20'sine kadar ilişkiler yoğun. E tabii ki Venüs orada biraz hoş, romantik, tatlı, aşk anlamında güzel bir destek, evliliklerinize güzel bir destek. O anlamda gayet keyifli gözüküyor. Özellikle bence böyle bir söz, nişan, kına, evlilik gibi planlar varsa da o anlamda da güzel bir destek. Evet, 20 Nisan itibariyle Güneş Boğa burcuna girecek. Venüs ve Merkür de Boğa burcuna girecek 8. evinize. 20'sinden sonra bütün odağınız parada, maddi konularda, ailenizle olan ortak harcamalar, eşinizle olan ortak harcamalar, varsa iş ortaklıklarınız, oradaki gündemler, bütçelemeler, tabii ki kredi kartları, krediler, nafaka, tazminat, miras, sigorta, her türlü finansal konu olabilir. Odağınız parada artık, öyle söyleyeyim 20'sinden sonra. Bazılarınızın sağlığıyla ilgili bazı gündemleri olabilir ama orada Venüs ve Merkür güzel bir destek çıkacak sağlığınıza. Hani iyi gelecek, orayı hani bir kronik sağlık probleminiz olursa rahat olabilirsiniz. Aslında estetik konular için çok uygun bir ay olabilir. Hani böyle bir 20'sinden sonra botoks vesaire, saçta sakalda bir değişim falan istiyorsanız. Şimdi 27 Nisan'da bir dolunay var efendim. Akrep dolunayı var 27 Nisan'da. Akrep burcu 2. eviniz, yine parayla alakalı bir ev. Demek ki bu dolunayla beraber maddi konularda bir şeyler netleşiyor. Yani orada bir finansal karar alabiliyor olacaksınız. Maddi tablonuz netleşecek. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir para gelecek. Belki nereye yatırım yapacağınıza karar vereceksiniz. Belki bir mülkünüzü satacak ya da alacaksınız. Para, pul, mülk konularıyla ilgili bir şeyler netleşebilir. Bazılarınızın kariyerinde de bir şeyler netleşiyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi 23 Nisan'a kadar Mars İkizler Burcu'nda, doğum haritanızda 9. evinizde olacak. 9. evin konuları geniş, demek ki farklı farklı mücadeleler var her birinizde. Örneklerle gitmem gerekirse 9. ev her şeyden önce yurt dışı bağlantılı konuları anlatır. Belki yurt dışına yerleşmek istiyorsunuz, belki yurt dışı eğitimi istiyorsunuz, belki yurt dışı bağlantılı ticaretleriniz var, bunlar olabilir. Bazılarınızın hukuki süreçleri olabilir, 9. ev mahkemeleri anlatır. Bazılarınızın akademik konuları, sınavlar, eğitim konularıyla ilgili bir mücadelesi olabilir. Bazılarınızın da uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla olan ilişkilerde, eşinizin akrabalarında ya da torunlarınızla ilgili bazı konularda bir mücadeleniz olabilir. 23 Nisan itibariyle Mars Yengeç Burcu'na, haritanızın tepe noktasına giriş yapacak. Orada biraz 23 itibariyle kariyer ilişkileri biraz zaman zaman zorlayabilir. Odağınız kariyerinize kayıyor ve kariyerinizde bir şeyler başarmak istiyorsunuz. Tabii 10. ev ailevi ilişkileri de anlatıyor. Acaba ailede bir takım sağlık konuları ya da ailede uzlaşamadığınız konularla ilgili bir süreç başlıyor olabilir mi? Onlara dikkat edin. Oradaki iletişiminizi iyi yönetin. E siz yükselen terazisiniz. Siz diplomatik, akıllı ve uyumlu insanlarsınız. Bu enerjinizi kullanın. Evet efendim, haftalık yayınlarda görüşmek üzere.